hediyeleri süleyeceğim. Nalıncı Osman Aga'dan bir çift patik. Fediye Hanım'dan sırmalı yorgan. Kaymakam Dilaver Bey'den 5 tane altın kolluk. Anız efendi. Cappal efendi. Evet. Benim. İsteyin. Ben de bir hediye vereyim gelin ile damada. Senindir Hasan. Dükkanın anahtarı. Dükkanı sana hediye edeyim. Ayrını gör. Cafer Efendi. Sen hiç konuşmayasın Ramiz Efendi. Seni hiç affetmeyeceğim. Yok, affedeceğim. Affetmeyeceğim. Edeceğim. Etmeyeceğim, gelme üstüme. Affedeceğim de adam. Gelme, bak herkes bize bakıyor. Ver büyük küçük. Ne diyeyim, delirdin mi herif? Herkesin gözü bizim üzerimizde. Ver büyük küçük. Üfeceğim seni. Vurun be! Vurun davuluyla dur be! Hayda be! Niçin anlamayasın? Her şey bitti aramızda. Biz çoktan ayrıldık. Her şey bitti Sofi. Bitmedi Alex. Çünkü ben seni seveyim. Sen seveysin. Sen hiçbir zaman beni sevmedin Sofi. Hiçbir zaman beni sevmedin. Sen istedin babanın dükkanının başına geçeyim. İç güvecisi istedin. İstedin işleyeyim. Ama ben muallimim. Anlamayın mısın? Ben muallimim Sofi. Benim talebelerim var. Ben böyle yaşayamam Sofi. Haklısın. Yanlış yaptım. Pişmanım Alex. Artık çok geç. Niçin? Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil onun için. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama niçin? Çünkü ben eski Alex değilim artık. Anladın mı? Ben eski Alex değilim. Ben başka... Boş ver Sofi. Unut, boş ver. Son sözlerim bunlar. Boş ver. Alex. Alex vratise.
Birbirlerine ne kadar çok yakışıyorlar, değil mi Meryem Hanım? Hem de çok. Anlaşılan konuşmayacaksın. Nasılsın Dilaver? İyi. Sonunda evlendik Hatice'm, inanamayım. Ben de inanamayım. Ne araysın sen burada? Ben hatırlamıyorum ki seni çağırdım düğüne. Hadi git buradan. Düğünde değilim ki. Dışarıdayım. Öyle mi? Öyle. Öyleyse hep dışarıda kalırsın inşallah. Zarife, bak mektup yazdım. Oku. Ben burada bırakayım. İstersen dinlersin, istemezsen dinlemezsin. Hiç alakadar olmayın. Hem benim okumam yazmam yoktur. Sen galiba karıştırırsın nişanlınla beni. Zarife. Burada bir gelin var Emir. Bak ne güzel gelin. Otur yanında. Yanında otur. At silahını Dimitri. Sütçünün yegeni. Sen yaşayır mısın? Yaşıyorum ya. Geber! Öldürün hepsini!
Hatice! 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 Acele edin! Yetişemeyeceğiz! Acele edin! Yetişemeyeceğiz, uzaklaştılar. Şerat! Hatice! 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 Bu taraftan gidelim baba. Belki kesilmeden önlerine çıkarız. Hadi! Hatice! Çereşko. Zarife. Çornya. Zarife. 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 Gördün mü neler oldu? İnsanlar neler yaptı bize, gördün mü? Git buradan. Nereye bu karı? Gebert. Yolumuza bakalım. Doğru değilsen Yorgi. Hay gidin siz, gelirim ben. Gidin hay. Kimse duymayın seni bağırma. Gideysen güzel gelinim. Benden mi kaçaysın? Ha? Dur! Siz buradan git. Hatice! Abla! Benden kaçma. Kaçma. Uğraştırdın beni bayağı ki. Ama buraya kadar. Buraya kadar. Tamamdır. Geçti artık. Sakin olasın. Hatice yavrum! Baba! Hatice! Buradayız! Buradayız! Hatice! Hatice! Abla! 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 İyi misin? İyi misin? Hatice'mi sen kurtardın. Ver bir elini. Lazım dedi. Hatice'm. Hatice'm. Sak olasın yiğidim. Sana ne kadar dua etsek azdır. Lazım bir an önce evinize dönesin. Burada size ihtiyaçları olabilir. Abla. Doğru söylüyor.
Dede! Sofi ne oldu burada? Dede iyi misin? Ben iyiyim be evlat. Gel 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 gel. Buraya geldiler. Seni araydılar. Sonra Sofi'yi dövdüler. Ne? Ben karşı geleyim istedim ama. Yavaş 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 yavaş. Koca Reşit. Ellerimle mi gümecektim seni ben? Ben bugünlerde mi yaşayacaktım? Toprağın bol olsun. Musa. Çakır yüzlü Musa benim. Asker arkadaş benim. Az mı tayin paylaştık seninle askerde? O düşmanları öldüremedi seni. Bu çeteciler mi öldürdü? Haydi. Allah günahlarımızı affetsin. Hani tetikler köyünü basacaktı bunlar. Öyle demişti. Yalan söyledi. Kim? Kim? Gitmem lazım. Sonra her şeyi anlatırım. Canları çıksın. Geçmiş olsun Fatma abla. Geçmiş olsun Fatma hanım. Güle misiniz sizinkiler ne yaptı? Duyduk çok üzüldük yardım etmeye geldik sana. Lazım değil yardım sağ olun. Fatma abla yoktur bizim günahımız. Doğru diyorsun. Yoktur sizin günahınız. Bizim de yoktur. Ama vardır bir günah. Kimin günahı onu Allah bilir. Haydi. Alex. Nereye gidiyorsun?
Mektebe gideyim Safi. Olmaz Mir, bugün gitmeyesin. Ortalık çok karışık. Hem korkayım gene gelmesinler. Gelmezler Safi. Mecburen gideyim, çocukları bırakamam. Korkma sen, gelmezler. Ne oldu Zarife? Dün gece olanları geldi aklıma abla. Çok korktum. Korkma, korkma Zarife. Geçti artık, korkma. Ya ablama bir şey yapsaydılar, ya size bir şey olsaydı, dün ne zaman gittiniz o eşkıyaların arkasına, sen, babam, Hasan enişte, kaymakam, Namık. Namık mı? Namık gelmedi ki bizimle, o yoktu hiç. Gelmedi mi? Gelmedi, burada sizle değil miydi? Ben hiç görmedim ki. Öyleyse neredeydi bu Namık o kakı kıyamet koparken? Gece neredeydin? Ne demek neredeydin? Baskın esnasında. Neredeydin? Biz babamlarla ablamın peşine düştük. Sen gelmedin. Buradaydım. Yaralılarla ilgilendim. Öyle mi? Zarife'ye sordum. Seni hiç görmemiş. O hengamede fark etmemiştir Vahide. Adam gibi doğruyu söyle. Neredeydin sorayım. Acelem var. Sonra konuşuruz. Yaver, şimdi beni dikkatle dinleyin. Rum ve Bulgar tütün tüccarlarıyla çok mühim bir mesele için görüşeceğim. Derhal hepsine haber ulaştırılsın. Hepsini burada görmek isterim. Baş üstüne efendim. Oğlum Abdül, sen de bu toplantıya katılacaksın. Baş üstüne baba. Efendim, az evvel fena bir havadis aldık. Ne oldu katip? Pürsiçan kasabasında büyük bir baskın olmuş. Bulgarçada tarafından 8 köylü öldürülmüş, 15-20 kişi de yaralanmış. Söyledin. Oyun oynadın bana. Tetikler köyünü basacaklarını söylemişti. Kandırdın beni. Bana inanmıyorsan vur beni, öldür. Vur. Öldürüyordun kendini. Neden yaptın bunu? Günahsız olduğumu anlaman için. Benim yanımda konuştular. Tetikler köyünü basacaklarını söylediler. Ben de geldim sana söyledim. Sana neden vazgeçtiler bilmiyorum. İnan bilmem. Çok fena. Çok fena kokar. Hekim lazım. İşi bitmiş bunun. Hekimin gelmesini beklemez. Görmeyeyim misin? Kangren olmuş koli. İşi bitmemiş. Bitmemiş işi. Bizi Rabbim korudu. Ama Semir Aman komşularımı adlarken kaymakam. Femiz amca, bir hal çaresini bulacağız. İnşallah, inşallah.
Lamuk isteği sizi görsün. Buyursun. Buyurun. Nereye kayboldun gene? Buyurun Mustafa. Öğrenebildin mi işin aslını? Ver makamım. Hangi işin aslını? Dilaver, bana haber veren kız yalan söylememiş. Tuzak kurdular bize. Tuzak mı? Mustafa, bana her şeyi anlatmalısın kardeşim. Sen kimden alıyorsun bu haberleri? Ramiz amca. Evet. Çetecilerin hangi köyü basacaklarını ben önceden biliyorum. Bana haber veren biri var. Peki sen bilmedin bizim köyü basacaklar? Hayır Ramiz amca. Tetikler köyünü basacaklarını söylemişti. Yanılttılar bizi. Mustafa, peki ama neden sana veriyor bu haberleri? Evet, ne için? Ne için sana? Kara Kalpaklı. Ben onu gördüm. Hatice'mi kurtardı. Kara Kalpaklı. Evet, Kara Kalpaklı. İşte o Kara Kalpaklı. Arkadaşı olur. O süler ona. O da Ramiz amca. Kara Kalpaklı benim. Ne? Ne diyorsun sen Mustafa? Kara Kalpaklı Mustafa. Evvel Vahide'mi kurtarmış idin. Şimdi de Hatice'mi kurtardım. Bir de Emine'min kolu çıktıydı. Yerine takmış idin. Kara Kalpaklı Mustafa. Gel. Kaymakam Bey. Çarşıda olay çıkmış. Yavruların dükkanlarına saldırırlar. Ne? Sen Stefan Efendi'nin ha? Sen bizden ne istiyorsun? Sakin ol Ali. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Ne istersiniz Stefan Efendi'ler? İsteriz defolup gitsinler buradan. Terlerimizi bastılar. İnsanları öldürdüler. Onlar başlattılar. Ne alakası var çetelerle, komutacılarla Stefan Efendi'nin? Biz kardeşiz. Çekil önümüzde Ramiz Efendi. İstemiyoruz onların beraber hiçbirini. Çekilmem. Biz burada Türkiye, Makedon'u, Rumi, Bulgar'ı beraber doğduk. Beraber yaşarız, beraber büyürüz. Bu sopayı indirmek istersen Stefan'ın kafasına önce benim kafama indir. İndirin sopaları. Bırakın taşları. Size yakışmaz. Mora Ahmet Efendi. Ne demiştin be? Nesi var imiş yüküzün ha? Vuruldu Baytar Efendi. Dün gece sizinkilerin yaptığı baskında. Nereden onlar bizimkiler oluyorlar be More? Böyle şeyler söyleme. Alex, sana ne oldu be evlat? Yok bir şey dede. Niçin yok bir şey değilsin mi? Yok bir şey dede. Ahmet Efendi, hadi sen eve git. Ben seni çabucak yatışırım. Tamam olur. Hadi. Alex. Anlat ne oldu Alex? Alex. Ne oldu sana? Yok bir şey dedim be dede. Anlat bakalım ne oldu? Lazım değil boş ver.
Çarşıda olaylar çıktı. Dögüştüm. Rahatladınız mı? Süle neden? Nedeni yok. Nedensiz hiçbir şey olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Artık bu topraklarda her şey nedensiz. Nedensiz dedi. Sebepsiz imiş. Sebepsiz iş olur mu be more? Olur mu? Baytar efendi. Ne istiyorsun? Acil bir durum var. Bekleyeceksin be more. Bekleyeceksin. Yaralı bir öküzü lazım bakayım. Bizim daha acele Baytar efendi. Namık. İsteyen bir şey soram sana. Sor. Okak kıyamet koptu. İnsanlar vuruldu. Eşkıyalar ablamı kaçırdı. Sen neredeydin? Hiç görmedim seni ortalarda. Ne demek istiyorsun Mahide? Dedim zaten. Neredeydin sordum Oka. Namık bizimleydi. Sen ne söylesin baba? Ben dedim sizinle. Namık yok idi orada. O da doğru. O vakit evdeydi. Evde de dilimiş. Öyle değil mi Zarife? Buradaydım dedim ya. Yaralılarla ilgilendim. Öyle ya. Ahırda tayyarın kanadını sarıydın herhalde. Böyle samanların altında. Bay da sus. Yemekini ye. Ne dedin? Sus. Yemekini ye. Ne kocadaysın sen? Aklım gitti başımdan. Unuttum. Neyi unuttun Fatma? De bu ne? O ne ala? Bilmem. Bu ne Ramiz efendi? Aa, bize mektup gelmiş. He. Çok sevindim. Hayatta sefte geliyor bize mektup. Ya kimden gelmiş? Bilmem kimden gelmiş, nasıl gelmiş. Peki nereden buldun bunu? Bahçede buldum, eşyaları toplaydım, öyle buldum. Aa, çok tuhaf. Ver ben bakalım onu. Hiç mektup görmedim ben. Ne lazım sana sen, dur. Bak Ramiz efendi. Ya ver bakalım ben. Kime gelmiş bu mektup? Üstünde isim yazmayın. Yazmayın mı? Yazısı yok. Nereden bileceğiz kime gelmiş? Açmazsak nereden bileceğiz? Çok ayıp abla, başkasının mektubunu biz niçin açalım? Sen ne bilesin ki başkasının mektubu? Sen sus. Sen bak. Olmaz sana, ayıp. Çok ayıp. Sus diyeyim sana. Hadi bak. Hadi bak. Sus. Bak. Ver Ramiz amca, okuyayım şu mektubu. Ver ben okuyayım. Sen okuma yazma bilmedin Hasan. Sen damadını hiç tanımayasın baba. Ya, oku. Seni ilk gün ne vakit gördüm, sevdim. Aferin. Süleyman'ın için. O yaprak gibi yeşil, güneş gibi parlak yüzlerin için. İpek gibi yumuşak saçların için. Utangaç dudakların, kızaran yanakların için sevdim. Biri birin aşk mektubu yazmış. Sen sus deyim. Kim kime yazmış, oku. Aşk mektubu bizi ne ilgilendirir? Biz niçin okuyalım başkasının mektubu, ne aşk? Sen sus. Sen susma. Hem Süleyman mı seni daha niçin sevdim? Hı. Akıllı olduğun için sevdim. Akıllı insan da ayırır egriyi dogridan. Hayat bazen öyle durumlar yaratır ki birbirini seven iki insan yanlış anlar birbirini. Hı. O gün sen bize ne vakit geldin, beni yanlış anladın. Budur egri. Onu ben çağırmadım, onu dedem çağırmış. Budur dogri. O benim eski nişanlımdır, bu da dogri. Ama benim gözüm seni ilk ne zaman gördü, artık bir şey görmez bundan bile, budur en dogri. Zarife seni seveyim. Ne? Ne? Üle yaz, üle yaz. Zarife seni seveyim, bileyim ki sen de beni seviyorsun. Alex. Alex! Gel buraya! Gel buraya dedim. Yapma baba! Dur baba, dur! Gel buraya! Dur baba, dur, dur! Dur baba! Baba dur! Çek el! Zarife yazıklar olsun sana! Nasıl yaparsın bunu? Sana! Gel buraya! Deme! Ramiz amca! Zarife! Bak çok ileri gittin! Gittin sen, gittin! Zarife! Dur
Fatıma sürdülemiş. Evet, açtım sana kapıyı, aç. Açmam ana, açmam. Hani arkadaştınız? Hani yüreğinizde kötülük olmadan gülüşürdünüz? Yalancı! Zarife! Zarife! Dur baba, sonra konuşursunuz. Sen sus, sen de karışırsın. Aç dev sana kapıyı, aç. Açmam ana, açmam. Açmayayım dey. Ben bilim sana yapacak mı? Çek mi? Çekil. Ay! Sen kalasın. Bak şimdi. Nasıl oğluymuş? Al, öyle değil. Bile kilitlenir kafe. He Ramiz amca. Sabah konuşursun sakin sakin. Benim için. Seninle hesabım bitmedi. Bak bu odadan dışarı adımını at. Bak o vakit ben sana ne yapacağım? Sen hiç merak etme Ramiz efendi. Bak kilitledim. Bak atamaz zaten. Seninle işim bitmedi. Bak sok kula yine buna. Ne oka? Hadi. Hadi Ramiz amca. Bak buraya Baytar efendi. Dimitri'yi kurtaracağım. Yoksa hiç düşünmem, vururum seni. Kaç yaşındasın sen be çocuk? Ne yaşı be? Kaç yaşındasın dedim be More. Cevap ver. 24 yaşındayım. Ben 75 yaşındayım. Deden arkadaşı mıydı? Hacı Musa efendi de. Nalbur, Todaris da, Berber, Mahmut da, hepimiz arkadaş idik. Hiçbir alıp vereceğimiz yok idi aramızda. Anlamayın mısınız be More? Anlamayın mısınız? Ne zaman Fransızlar, İngilizler, Ruslar, Soktiler bunların Osmanlıların işine, o zamandan beri birbirimize düştük biz. Biz birbirimize düştük, Osmanlı zayıflandı. Ama boşuna konuşayım. Söylediklerimi anlamayasınız. Çünkü çok gençsiniz. İçinizde sevgi için yer kalmamış sizin be More. Hep nefret var yüzlerinizde. Bu oğlana gelince kolunu kesmesek ölür. Kangren olmuş kolu. Gez Selami. Gez. Haydi Hasan. Aman oğlum dikkatli ol ha. Merak etmesin baba. Benim kalın silahım yanındadır. Şöyle. Haydi. Hayırlı akşamlar Meyra. Hayırlı akşamlar Hamid Aga. Hadi hayırlı akşamlar Hasan. Hayırlı akşamlar Namık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Ana. Yavaş yavaş. Ulan işte. Güzel kızım ben. Hadi. Hadi bak. Hadi çay. Hadi. Kalın sağlıklı. Biz de yatalım. Nasıl yatalım? Nasıl uyuyalım Ramiz efendi? Ya gene gelirseler? Namık burada bak. Silahı var Namık'ın. Doğru. Koskoca Namık. Merak etme ana, ben tutarım nöbet. Ne gerek var Vahide? Ben beklerim sabaha kadar. Öyle ya. Sen varsın. Nasıl unutmuşum? Baskın sonrasında yaptığın kahramanlıklar dillere destan oldu. Vay da ne karıştırırsın? Yalan mı baba? Neredeydi bu Namık biz ablamın peşindeyken? Seni alakadar etmez. Bileyim ahırdaydı. Çıkamadı akşama ka. Senin dilin ne ka uzadı bile. Tık içeri. Yıtma çocuğun üstüne. Sonra pişman olursun. Ey. Gitmeyiz. Ne yapayım bu Namık? Ne zoru var bunun seninle? Merak etmeyin Fatma yenge. Merak etme ana. Ben nöbet tutarım. Allah aklımı yarabbim. Ben nöbet tutarım dedim. Ben de ben tutarım dedim. Ya ne çok konuşursunuz? Ben söyleyeceğim. Çık bir adım öne. Vay da sen evin nöbetini tutacaksın. Sen de çık bir adım öte. Sen de Vahide'nin nöbetini tutacaksın. İşte o kadar. Hayda, gidelim. Hayda.
Ey uyu. Hayırlı geceler. Ey nöbet oğlum ha. Fena bir şey geldi. Ahmet Efendi'ye de gitmemiş. Başına fena bir şey geldi. Dede neredesin? Üldün bütün gün meraktan. Çok yorgunum. Yatacağım. Dede neredeydin bütün gün? Sen dogri sülesin Alex. Neyi dogri süleyim be dede? Neyi dogri süleyim? Nedensiz. Bu topraklarda her şey nedensiz olmuştur artık. Hatice. Efendim kocacığım. Sen ne güzel olmuşsun Gül'e. Ayda gel o vakit. Geleyim o vakit. Haydi. Büyüle mi gelesin Hasan? Nasıl geleyim Hatice'm? Tete büyüle lazım çıkarasın. Üstünü niçin sületirsin bana? Ha, haklısın. Lazım çıkaram üstümü. Lambayı sündürem. Sündür. Haydi. Hasan! Hasan ne oluyor? Dur ışığı açayım. Ne oluyor Hasan? Niçin bakırsın? Hatice ben istemeydim belim kırılsın ama galiba kırıldı. Alex beni seviyor. Emre da çok Fatma. Efendim. Uyuyamadın değil mi? Uyumak mümkün mü Ramiz Efendi? Öyle, mümkün değil. Fatma. Efendim. Korkayım. Çocuklarımızın geleceğinden korkayım. Öyle. Ben de öyle Ramiz Efendi, ben de. Açın.
Ne oldu, ne bakarsın Namık? Ne? Hadi git yat uyu. Korkak Namık. Namık! Hani geçen gün sana bir şey söylemiş idim. Bu yaram iyileşti, ötekisi nasıl iyileşir bilmem demiş idim. Bizim buralara kar yağar. Sen bilmezsin. Tebüle, dizeka, buz keser, donar insan. Yaram da donmuştur tebüle. Bilesin istedim. Tesüledim bil. Hadi yat uyu şimdi. Korkak Namık, çapkın Namık. Vahide. Ne var? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne var söylesin. Vahide. Şunu bil. Ben korkak değilim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyorsun burada gecenin bu vakti? Geldim Sülem sana bir şey. Söyle. Senin hakkında düşündüklerim için affedersin. Artık her şeyi bilin. Mektubunu okudum. Aslında okuduk. Nasıl okuduk? Evde ailemle beraber okuduk. Ailemle? Beni öldürecekler bilin. Ama hiçbir şey umurumda değildir artık. Ülsem de gam yemem. Çünkü her şeyi bilim senin için. Zarife, ne diyorsun, seni anlamayayım mı? Sen anlattın ya bana dünyayı yem güneşi, ki dünya dünün güneşin etrafındaki dünyadır çok büyük. Dünya bile umurumda değildir artık. Benim de umurumda değil artık. Öyle mi? Ben senden artık vazgeçmem Zarif. Say mı? Say. Artık gitsem geç oldu. Gel ben seni yollayayım. Köpekler var. Olur. Nasılsın be kızım? Niçin ablası? Ne oldu? Suçinen kazı. Buradaydı. Ne diyorsun be kız? Kim var orada? Dur! Kim var orada dedim? Oroz var imiş. Ne? Çalıların arasında oroz var imiş dayım. Tayyar sen miydin? Adı Tayyar denir. Sana ne? Niçin tersleysin beni? Silahımı ver. Silahım benimdir. Ver deyim. Vermem deyim. Silahlar tehlikelidir kızlar için. Benim için değildir, ver. Ya. Ya? Al o zaman. Yok yok. Lazım değil eline silah. Niçin oynarsın benimle? Oynamayayım seninle. Bile bir niyetim yok. Gelin kızı görmeye geldim. İyi midir, değil midir? Soran bir bakam dedim. İyidir, iyidir. Da
Kocasının evindedir. Sen yanlış gelmişsin. Dogri. Haklısın. Silahımı alam. Bir şartla. Neymiş şartın? Adını söylersen bana. Vahide. Oldu mi? Oldu. Adının manasını biliyor musun Vahide? Manası Vahide'dir. Eşi benzeri yoktur demektir. Üle mi? Üle. Tam sana göre bir ad. Sen ne biliyorsun? Bütün Makedonya'yı gezerim. Köylere giderim. Kızları görürüm. Ama senin gibi elinde tüfeği olan hiç kız görmedim bugüne kadar. Te şimdi gördün. Ver tüfeği be. Şimdi kaldır ellerini. Niçin? Yüzünü merak edeyim. Fazla merak kedi öldürür. Tüfeğin boştur. Çıkardın kurşunları. Çıkardın mı? Oynayayım seninle. Bunlar başkadır. Bak. Baba. Ne oldu bu anda? Gene baskın mı oldu? Yok bir şey olmadı. Tüfekle oynaydım. Parmağım tetiğe değdi yanlışlıkla. Ekidekmiş. Öldürdün bizi korkudan. Yanlışlıkla. Hayırdır Ramiz amca? Yok bir şey Namık. Sen devam et yat uyu. Eli dekmiş yanlışlıkla. Ya parmağı tetiğe girmiş. Bile. Dedim ben Vahide'ye. Bırak ben nöbet tutayım diye. Ha. Yeter. Yok bir şey dedim demedin mi? Vahide. Bak bir daha elin tetiğe değmesin yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Yat. Vahide. O elindeki oyuncak değil bileşin. Tövbe tövbe. Vahide. Senin görüştüğün biri mi var? Ne? Seni gördüm. Ne gördün? Kimi gördün? Seni. Kara Kalpaklı'yla konuşurken. Sahi ne konuşuyordun Kara Kalpaklı'yla? Konuşmadım bir hangi şey. Vahide. Bana dersin ama sen de benden aşağı kalmazsın. Kırıldı. Anam Ramiz Akaya haber ver gelsin dedi. Allah'ım dertler birer birer gelmiş ki topta geli. Haydi Fatma. Haydi. Gidelim gülelim Hasan'a. Haydi haydi. Haydi bakalım. Allah'ım ya. Haydi koş çocuğum. Bana yardım ediyorsun galiba. Beni seviyorsun. Sağ olasın. Vahide. Dur yardım edeyim sana. Lazım değil. Senin daha mühimişlerin vardır. Belki Bulgar kızlarla buluşmak istersin. Belki ağırda tavukların yanında saklanacağın gelmiştir. Seversin ya. Severim, severim. Belki senin de mühim işlerin vardır ha? O seni hiç alakadar etmez. Yok ne konuşam seninle. Paşa Hazretleri. Sizin de bildiğiniz gibi Makedonya en büyük geliri tütün ticaretinden elde etmekte. Bizler namuslu ülkesine bağlı tütün tüccarları olarak her yıl binlerce akçe vergiyi Osmanlı İmparatorluğu'nun haznesine ödemekteyiz. Fakat son zamanlarda tütün çiftçileri tütün fiyatlarını arttırarak hepimizi müşkül durumda bırakmaktalar. Ve bunun sebebi
Osmanlı ordusu içinde peyda olan İttihat ve Terakki adlı gizli bir örgütün hem köylüleri hem de Osmanlı'ya bağlı tüm halkları padişahımıza karşı kışkırtmasıdır. Tütünü ucuza aldığımızı iddia edip köylüleri bize karşı kışkırtıyorlar. Haklısınız. Haklısınız. Beyler, beyler, sessiz olunuz. Paşanın huzurunda olduğunuzu unutuyorsunuz. Haklısınız. Ancak sizler de buna mukabil köylüyü korkutmak, baskı altına almak ve tütünü daha ucuza satın almak için eşkıya çetelerini besliyorsunuz. Aman efendim, biz öyle bir şey yapmayız. Beyler, beyler, açık konuşmakta fayda görüyorum. Makedonya'da neler olup bittiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle padişahımız Abdülhamit Han Hazretleri her şeyin farkındalar. Sizi buraya toplamamın sebebi bu mevzuyu ivedi olarak nihayetlendirmektir. Padişahımızın beni buraya Makedonya'ya yollamasının asıl sebebi de budur. Sizler çete beslemekten vazgeçeceksiniz. Ona mukabil biz de köylünün tütünü sizlere yüksek fiyata satmasına mani olacağız. Ayrıca İttihat Terakki denen nifak örgütünü bu topraklardan temizleyeceğiz. Kısacası sizler çeteleri zapt edeceksiniz. Ben köylüleri. Sanıyorum mesele anlaşılmıştır. Yok eğer iyi anlaşılmadıysan ve çete faaliyetleri devam ederse bu işten en çok zarar görecek olan sizlersiniz. Toplantı bitmiştir beyler. Bizimle geliriz. Spole pomogni mi. Ne možem da živim bez Aleksandra. Ne znam što da napravim. Te molim, Gospode, vrati mu u pamet. Te molim, Gospode. Mnogo te molim. Bak iyice karıştı Stefan Efendi. Hristiyan gençlerle Müslüman gençler birbirine düşman kesildi. Çok korkuyorum Papaz Efendi. Korkudan dükkanı da açamayım. Ne olacak sonunda bizimle bile? İki taraf da lazım da sakinleşsin. Hristiyan cemaatini sakinleştirmek bize düşer Stefan Efendi. Baytar Efendi'nin torunu. Alex'in nişanlısı değil mi bu? Sophie? Sana ne oldu böyle kızım? Baskanı da durdular. Onun için mi ağlaysın? Yok papa efendi. Onun için değil. Ne oldu? Niçin ağlaysın? Nişanlım bir Müslüman kızı aşık. Suçinin kızı Zarife'ye. Onun için ağlayın. Alsana evladım. Ne oldu sana büyüle diyeceğim. Nasıl becerdin kırasın belir diyeceğim ama demeyeceğim. Çünkü sende her çeşit terslik bulunur. Ya biz baba. Ben odaya girdim. Yatacağa gittim. Peşin fesimi çıkardım. Sonra ceketimi işte düğmelerimi açtım. Sonra Hatice dedi ki Hasan şu lambayı sündürsene dedi. Kız, ne konuşuyorsun sen? Ütesini süleme lazım dedi. Birden düştü babiçko bağırmaya başladı. Ama iyiyim ben Ramiz baba. Yok bir şeyim yok. Yer deyiz bana. Yer. Ne yapacağız baba? Düşünürüm. Ramiz efendi. Düşünürüm dedem. Yakalım Hasan'a. Ne dedin sen?
Yaki yakalım Hasan'a deyim. Yaki yakalım Hasan'a. Ne kesilsin düşürmeme. Ben bulacak idim. Ben diyecek idim Hasan'a yaki yakalım. Sen buldun, sen söyledin. Hasan'a yaki yakalım dedin. Delim de nedir bu herif? De haydi ateş getirin, şüpürtü, bardak getirin. Haydi, haydi. Yaki yakalım. Haydi. Yardım edemiyorum. Hasan dayan. Haydi. Dışarı. Çıkın dışarı. Haydi. Haydi o vakit. Hasan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kulaklarına inanmayacak. Dinleyeyim Ramiz baba. Aç kulağını. Bu Namık var ya, Namık. Namık değildir. Bileyim. Bileyim Ramiz baba. Namık değildir. Bir de Namık aranan kaçak Tıbyeli Mustafa da değildir. Dahası da var. Dahası? Ha, onu da bileyim. Namık Ekim değildir. Aferin, iyi verlemişsin ama dahası da var. Dahası, onu bilmeyeyim Ramiz baba. Namık, kara kalpaklının ta kendisidir. Namık, kara kalpaklı. Ne? Ya çektim hep seni, niçin bakırırsın? Ay benim. Allah Allah. Enişte ne oldu? Dimitri'ye Dilmari. Bundan sonra sen bakacaksın ona. Stefan Efendi. Duydum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ olun Bediye Hanım. Hayrola? Öyle bir şey duydum. Öyle bir şey duydum Bediye Hanım ki söylersem siz de şaşırıp kalacaksınız. Deme. Evet. Evet. Adın? Ya söylesen Stefan Efendi, Bediye Allah Hanım. Aşkına çatlatma meraktan. Bediye Hanım, kiliseden geliyorum. Kilisede Alex'in nişanlısı Sophie de vardı. Konuşabilir miyim Alex? Tabii. Bugün nişanlı Sophie ile görüştüm. Eski nişanlım Sophie ile papaz efendi. Alex, yanlış bir iş yapıyorsun evladım. Ramiz efendinin kızı Zarife. Tamam papaz efendi. Seninle de papaz olmayalım. Alex! Sizi beklerim Fatma. Çok büyük bir mesele var. Çok. Ne oldu Bediye Hanım? Hiç hayırlı şeyler olmadı Ramiz Efendi. Hiç. Nedir? Söylesenize. Sülerim. Ama gene inanmazsanız keyfiniz bilir. Yok Bediye Hanım. Süle ne varsa süleyesin. Şimdi inanacağım. Kızınız Zarife. Gece
Baytar Efendi'nin evine gitmiş. O kadar fazla yok, buna inanamayacağım. Ne diyorsun sen Bediye Hanım? Benim teonüne süladım. Alex'in nişanlısı Sophie bu sabah liseye gelmiş. Kızın iki yüzü iki çeşme. Aklaymış bir de bir vakit. Ramiz Efendi, süre bana ne yapayım şimdi ben? Ülen mi bayılan mı ne yapayım ben? Sen bayıl, sen devam et. Sophie de demiş, Zarife gece bize geldi. Hangi gece? Dün gece, dün gece. Ha, yalan mümkün değil. Kız odada kilitli, açamaz kapıyı. Ben kendi elimle kilitledim kapısını. Ya. Bak Zarife, kumrim, uzat kafanı pencerede Zarife. Zarife! Nerede bu kız? Ne bakıyorsun bana? Ben ne bileyim nerede bu kız? De gördün kendi elimle kilitledim kapıyı, bilmem nasıl açtı. Zarife, ah Zarife! Allah'ım al mahkum yarabbim. Al al, zaten bir şey yaramayın. Baysal Efendi'ye, Ayda! Ayda! Zarife? Alex? Zarife? Alex? Geldin demek. Evet geldim. Evden kaçtım Alex. Bir de izledim seni. Daha dün gece görüşmedik mi? Olsun. Gene izledim. Ne yapacağız bile? Ben her gece yalnız seni düşündüm. Başka bir şey düşünemiyorum. Kafa kalmadı benim. Ben de öyle oğlum. Bilmem ki ne yapalım. Her şeyi bilirsin, bunu da bilsen ya. Hiçbir şey bilmem ben artık. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Zaman dursa, hep burada kalsak. Hep bile yıkılmaz. Güzel ama burası biraz soğuk. Olsun. Baytar Efendi! Baytar Efendi! Sen sus! Baytar Efendi! Süle Ramiz Efendi. Süle, ne oldu? Ne bağırıyorsun bu kadar? Zarife nerede? Alex nerede? Sen sus Fatma. İsteyin Süleysin bana. Kızım Zarife nerede? Nereden bileyim ben be more Ramiz Efendi. Gülüsün ki yoktur burada. Kadınız sahip olamaysanız. Kimdi bu Baytar Efendi? Nedi bu bile? Nidoya gedoman apolnik. Glava ne može me da krenem odne. Bu ne de bu? Duyandısın. Bu nişanlısı mıymış? Sophie miymiş? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sophie kızım, hadi sen gir içeri. Ramiz Efendi ile ben konuşurum. Hadi gir içeri. Yalan mı? Kızınız nerede bilmeyseniz. Kajeteyi de göstereyim o svršenik. Nerede nişanlan? Alex! Alex, Alex yoktur burada. Nerede bunlar? Deli olacağım Fatma. Ben bileyim nerede bunlar. Gel benimle. Ben lazım gidem artık Alex. Evet git sen artık. Ama gitmeden evvel isteyeyim sana bir şey Süle. Süle. Ben seni seviyorum Alex. Ben de seni seviyorum canım.